Selamun aleyküm. Bu Ayşe Arman, herkesin bildiği Ayşe Arman ise biraz kafam karışıyor. Çünkü ortalıkta çıplak resimler dolaşan bir kadın için nasıl dindar diyebiliyoruz? Bütün kızlar onu örnek almalı mı? Şimdi kardeşim, çıplak ayrıdır. Yani çıplak olması onu dindar olmadığını göstertmez. Kapalı olması dindar olduğunu göstertmez. Bu net ölçü değildir. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen herkes Müslümandır. Şimdi inşallah dedi bu kardeşimiz, değil mi? Allah vermesi vefat etti, şey yaptı, musallaya geldi. Biz bunun namazını kılar mıyız, kılmaz mıyız? Evet. Kılarız. Bitti. O zaman nasıl Müslüman değilmiş? Evet. Değil mi? Evet, evet. Bırakın böyle münasebesi. Yani la ilahe illallah, Muhammed Resulullah dedim mi adam Müslümandır. Başı örtülü, kapalı, bu değiştirmez olayı. İnşallah. Değil mi? Musallaya geldiğinde sen, değil mi? Bu kişi bir tane delili olsa, bak, din eğer dine inanıyorsa, İslam'a inanıyorsa ölçü bellidir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnşallah dese bile Müslümanlara hükmederiz. İnşallah. İnşallah. Ya dindar derken tabi beş vakit namazında hacca gider, işte yani tam takvadır anlamında. Dindardan kastım Müslüman diyorum. Evet. Müslüman anlamında söylüyorum. Müslümanla kabul eden her insan dindardır. İnşallah. Yani dinle bağlan, dindar ne demek? Dini yaşayan. Evet. Değil mi? Dini kabul eden, dini seven, Müslüman olduğunu söyleyen. Mesela günahkar dindar vardır. Bir de takva olan dindar vardır. Evet. Mesela fısk içinde olan Müslüman olur. Değil mi? Takva olan Müslüman olur. Eksiği kusur olan Müslüman olur. Ama her insanın az veya çok kusuru olur. İnşallah. İnşallah. Yani dindardan kastım Müslüman. Efendim. İnşallah diyorsa, inşallah da övüyorsa, peki bunun başka ne anlamı olur? Tabii ki Müslüman diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka?